Yeni yıl adım adım yaklaşırken milyonlar en düşük emekli aylığı için kök maaş düzenlemesini bekliyor. Yeni maaşın bütçeye maliyeti hesaplanırken de konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Bana göre seyyanen asgarisinden 30 bin lira yapılması lazım. 30. En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı. Hükümet çalışmalara başladı. İlgili bakanlıklar etki analizleri yaparken kulislerde konuşulan rakamlar da ortaya çıktı. Kök maaşı 10.700 TL'nin altında olanlar yeni yılda zam almama tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz dönemlerde de emekli aynı sorunu yaşamış ve yapılan düzenlemeyle kök maaşı düşük olanların aylığı 12.500 liraya tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı 30 bin lira olmalı. İyi maaş alan bir emekliyim ama aşağılarda düşünmek zorundayız. Yıl sonunda enflasyonun %44 seviyesinde çıkması bekleniyor. Bu hesap tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %17 seviyesinde olacak. Kök maaşı düşük olanlarsa o zamdan faydalanamayacak. İnsan yaşatacak şekilde olmalı diye düşünüyorum. Asgari ücretin çok üzerinde olması gerekir tabii ki bence. Seyyane zam yapılması lazım. Bu haliyle yüzde uygulama hiçbir şey ifade etmez. İşte o düzenleme yapılmazsa yaklaşık 3 milyon emekli aynı maaşı almaya devam edecek. İşte bu nedenle çalışmalar da hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesaplamaları tek tek yapıyor. En düşük emekli maaşı için konuşulansa 13.500 lira. Etki analizlerinin de 13.500 lirayla 14.750 TL aralığında yapıldığı belirtiliyor.